Sevgili arkadaşlar, yapamayanlar serisine hoş geldiniz. Burası başarının Vazmi diyarı Timbeka. Sürekli öğrencilerden yorumlarda şunu görüyorduk. Hocam her bir dersin dinamiğini videolarınızda anlatmaya çalışmışsınız fakat çok detay vermemişsiniz. Dolayısıyla bizlere her bir dersin dinamiğini nasıl çalışmamız gerektiğini, netlerimizi nasıl artırmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağınız videolar istiyoruz dediniz. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımla birlikte bu video serisinin ismini belirlerken de Eren'in aklına neydi filmin adı? Kaybedenler Kulübü. Kaybedenler Kulübü'nden esinlenerek böyle bir giriş yaptık. Eğer hoşunuza gitmediyse biraz daha sabredin. Bu şekilde çekmeye devam edeceğim çünkü. Sevgili arkadaşlar, bugün coğrafya için yine birlikteyiz. Coğrafya nasıl çalışılır? Dinamiği nelerdir? Netlerimiz artmıyorsa nasıl artırabiliriz? Kolay ezber yapıp aynı zamanda biliyorsunuz ki analitik düşünce yeteneğinin en yoğun olduğu, yani yorumun en yoğun olduğu, adamların bir soruda sizi 7 ünitenin tamamını sorabileceği bir ders olması sebebiyle bizlerin coğrafyaya diğer dersler kadar en az diğer dersler kadar doğru çalışmamız gerekiyor. Peki hocam coğrafyanın dinamiği nedir? Sevgili arkadaşlar, az önce aslında coğrafyayı çok basit bir şekilde tanımlamış bulunduk. ÖSYM sınavlarında özellikle 2022 senesinden sonra yani 2022 ve 2023 yıllarında gördük ki bir soruda birçok ünteyi aynı anda sorabiliyorlar. Tarih için şöyle bir tanım kullanmıştık. Dedik ki mesela Yavuz Sultan Selim dönemini anlayabilmen için Memlüklerle yaptığı Ridaniye ve Mercidabık savaşlarını öncesinde dedesi Fatih'in Memlüklerle yaşadığı haç ve su problemini biliyor olmamız gerekiyor, doğru mu? Ya da Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan'la yapmış olduğu savaşta şunu görebiliriz. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in kendine güvendiği fakat Uzun Hasan'ın da aynı şekilde kendini Timur gibi gördü. Aslında Osmanlı askerinin de o Timur'un travmasını hala atlatamadığını bu şekilde yorumlayabiliriz. Bakın dikkat ettiysek yani bir adım ötesi veya bir adım gerisinden bizlere yorum soruları geliyor. Fakat coğrafya öyle bir ders ki arkadaşlar adamlar bir adım ötesi bir adım gerisi olmadığı için örnek veriyorum sana bir soru soru bu soruyu iklime de bağlayabilir bu soruyu ulaşıma da bağlayabilir. Bu soruyu sıcaklık farkına, denizin tuzluluk oranına dahi bağlayabilir. O yüzden bizlerin coğrafyaya bu cihette hazırlanması gerekiyor. Tarihte şu örneği vermiştik sizlere hatırlıyorsanız bunları unutmamanız gerekiyor çünkü coğrafyada da önemlidir bunlar. Bizler yazarak çalıştığımız noktada direkt olarak bilgiyi ezberleriz. Ama bizlerin olay örgüsünü anlayıp aynı şekilde yorumlayabilmesi için yazmaktan ziyade Doğru ders çalışmak zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Peki hocam coğrafyaya nasıl çalışmamız gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, ilk başta her zaman olduğu gibi size verimli olduğunu düşündüğünüz, anlatım tarzı hoşunuza giden çünkü sizin kriteriniz özellikle ilk başta bu oluyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Örnek veriyorum mesela benim tavsiyem yorum ağırlıklı anlatan özellikle üniteyle alakası olmasa dahi konuyu anlatırken gelecek ünitelerle ilgili detayları da hafif hafif sizlere anlatan hocaları dinlemenizi tavsiye ederim. Bence bunların başında kesinlikle örneğin tarihte bir iki tane hoca söyleyebilmiştim. Belki bunun sayısını 5-6'ya çıkarabiliriz. Engin Eraydın'ı kesinlikle tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar, Engin Hoca'dan örnek veriyorum. Başka hocalardan da dinleyebiliriz. Çok daha güzel hocalarımız var mı? Elbette ki vardır. Engin Hoca'yı örnek verdik. Engin Hocamızdan diyelim ki videolarımızı izledik. Videolarımızı izlerken yine aynı şekilde video ders notuyla ilerlemek bizler için yeterli olacaktır. Çünkü yine yazmaya çalıştığınızda salt bilgiyi ezberleyeceksiniz. Fakat sizlerin yorum yapabilmesi gerekiyor. Özellikle coğrafya noktasında tarihte olduğu gibi Konunuzu, konu videolarınızı izledikten sonra aynı gün içerisinde tekrarınızı yapıp en fazla ertesi gün tekrarınızı yaptığınız bölümün sorularını çözmeniz gerekiyor. Aslına bakarsanız tarih içinde, coğrafya içinde, matematik içinde, paragraf veya dil bilgisi içinde geçerli olan bu şeyi uygulayıp başarılı olabilmenin ön şartı doğru bir program oluşturmak. O yüzden daha önceki videolarda da belirttiğim üzere doğru bir program nasıl hazırlanır bunun linkini aşağıya ekip arkadaşım koyacaktır. Oradan izleyip notlar çıkarabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, videoyu izledik, video ders notundan takip ettik. Her zaman söylediğim gibi bir hocanın bizlere katacağı verim maksimum %20. Biz bunu yüzde %60'lara, %70'lere çekip derece yapıp atanmak istiyoruz. Dolayısıyla artık bu rutin tekrar bölümüne geçtiğimizde Doğru çalışmalarımızla bu %60'lara 70'lere çıkabiliriz. Özellikle sevgili arkadaşlar, coğrafyada ilk tekrarınızı yaptığınızda örnek veriyorum, konu bitti, tekrarını yaptın, gayet güzel bir şekilde yorumlayarak anlatmaya çalıştın. Fakat ilk başta eğer ilk kez coğrafya konularını bitiriyorsan, bu yorum yeteneği seni biraz yoracaktır ya da ilk başta yapmakta zorlanacaksındır. Fakat coğrafyanın tamamı bittiğinde Coğrafya dersini tamamen video olarak konu olarak bitirdiğinde, dersi baştan rutin tekrarını yapmaya başladığın noktada artık rahatlıkla bir şeyleri yorumlayabileceksin. Örnek veriyorum mesela. Özellikle bunu daha önceki coğrafya videomda da örnek vermiştim. Çünkü 7 üniteye bağlayabileceğimiz bir bölgedir Karadeniz. O yüzden hep Karadeniz'den örnek veriyorum. Örneğin mesela dağların denize Karadeniz'de paralelliğini anlatacaksın veya bununla ilgili bir soru geldi sana. İlk başta sen ilk kez coğrafyayı bitiriyorsan sadece dağların denize paralel olduğunu söyleyip bununla ilgili birkaç şey söyleyip kenara çekilirsin. Fakat dersi bitirmiş birisi olarak rahatlıkla rutin tekrarını yaparken 7 üniteye bağlayabilirsin. Örneğimizi devam ettirelim mesela sevgili arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Özellikle coğrafya bölümünde ben resmederek anlatmanız taraftarıyım. Bakın burası çok önemli. Coğrafyada semboller çizerek Haritayı kafanızda oluşturarak öyle kusursuz bir harita çizin demiyorum. Ölçeği ölçeğine vesaire bunu yapmanıza gerek yok. Profesyonel bir şekilde resmedin de demiyorum. Sadece semboller vermeye çalışın. Örnek veriyorum bir tane yuvarlak çizdiniz. Sizler için bu Karadeniz'de bir dağ oldu. Sırayla hemen dağ isimlerini yazabilirsiniz. Çünkü artık siz bunu işlediniz. Hocam ben hatırlayamıyorum. Hiç problem yok. Hemen video ders notunu açıp dağları yazabilirsin. Karşı taraftan dalgaları çizersin. Dalgalar dağı aşındırır ve dalgaların aşındırma şekli falan. Falezler Karadeniz bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yani dağların denize paralel olduğu yerlerde gözüküyor diyebilirsin. Hemen ne yaparsın? Dağ isimlerini yazdıktan sonra belirtirsin. Karadeniz'de falezlerin görüldüğü sadece yıldız dağları vardır. Akılda kalıcılığı artırmak için de hayatın içerisinde, sınav anında hiçbir şekilde işine yaramayacak şu örneği verebilirsin. Türk dizilerinde intihar sahnelerinin çekildiği yerdir diyebilirsin. Sonrasında sevgili arkadaşım devam edersin. Dersin ki... Yağmur sürekli yağıyor. Neden? Nem yukarı doğru çıkamadığı için, daha çok yüksek olduğu için yağmur olarak düşüyor kuzey yamaçları gür ormanlarla kaplı. E bu bakı etkisine ters mi ters? Ne yaptık? Bak hemen farklı bir bölüme geçtik. Devam ediyorsun sürekli yağmur yağıyor. E yağmur yağdığında ne oluyor? Denizin tuzluluk oranı azalıyor. Peki denizin tuzluluk oranı sadece buna mı bağlı? Hayır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Yani örnek veriyorum ekvatordan kutuplara gidildikçe şöyle bir açı olmaya başlar. Açı daraldığı noktada sıcaklık azalır, buharlaşma azalır. Dağlar denize paralel dedik. İç ve dış kesim arasında sıcaklık veya soğukluk artık ne dersek hava birbirine karışamadığı için bir taraf sıcak, bir taraf ne oluyor soğuk oluyor. Dolayısıyla sıcaklık farkı ciddi anlamda fazla diyorsun. E şimdi arkadaş sıcaklık farkı fazla. Bir de Karadeniz'den adam ne yapıyor? İç bölgelere giderken dağın etrafını dolaşıyordu. Şimdi ne yapıyorlar? Tüneller. Aynı şekilde geçitlerle bu ulaşım sağlanıyor. Tünel geçit yapıldığı noktada koskoca daha deliyorsun. İstemsizce ciddi bir maliyet çıkıyor. Dolayısıyla şunu diyebilir misin? Ulaşım Karadeniz'de maliyetli. Türkiye'nin genelini düşünelim. Türkiye'nin genel engebeli olduğu için o zaman Türkiye'de genel olarak ulaşım maliyetlidir diyebilirsin. Bakın sevgili arkadaşlar bu örnekte şunu anlatmaya çalıştım. Ulaşımı konuştuk, bitki örtüsünü konuştuk, yağışı konuştuk, bakı etkisini konuştuk. Denizin tuzluluk oranından tutun da Karadeniz'deki amcaların geçimine kadar her şeyi konuşabiliriz. Şimdi sizler ilk çalışmaya başladığınız noktada bu bahsetmiş olduğum ilk tekrarınızı yaparken bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Hiç problem yok. İlk başta amacınız Hocanın size anlattığı konuyu eğer ilk kez bitiriyorsanız bu rutin tekrarınızı ilk kez yaptığınızda yine resmederek çalışmaya çalışın. Hocanızın anlatımının dışına çok fazla çıkamayacaksınız konular bittikten sonra özellikle coğrafya dersinde rutin tekrar çok önemlidir. Bakın burası çok önemli. Tarihte hatırlıyorsanız şunu demiş. Tarihte videoyu izledikten sonra ilk yaptığınız rutin tekrar çok önemli. Çok çok önemli. Hemen tekrarını yapacaksın. Neden? Adam en fazla sana bir adım ötesini veya bir adım gerisinden bir yorum sorabilir. Doğru mu? Fakat coğrafya dersinde gördüğünüz gibi böyle değil. Birinci üniteyle yedinci üniteyi birbirine bağdaştırıp sizlere soru sorabiliyorlar. Bu cihette baktığımızda ilk tekrarımız Evet önemlidir. Fakat asıl tekrarımız kesinlikle dersi bitirdikten sonra yapacağımız olan rutin tekrardır. O yüzden ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kendimize uygun, bize hitap eden bir hocayı bulduk. Bulduktan sonra güzel bir şekilde video ders notu ile takip etmeye başladık. Video ders notuyla takip ettikten sonra en geç ertesi gün Kesinlikle minimum 2 soru bankası üzerinden ilerletmeye çalışın. Soru pratiğinizi artırın. Yine bu da doğru bir programla mümkün. Sonrasında ise dersin tamamı bittiğinde baştan başlayıp rutin tekrarınızı yaparken basit şekillerle, sembollerle dersi yanınızda birisine anlatıyormuş gibi anlatın. Bunu yaptığınız noktada göreceksiniz muazzam bir etkisi olacak. Sevgili arkadaşlarım, Coğrafya özellikle analitik düşünce yeteneğinin başta da belirttiğimiz üzere çok çok yoğun olduğu bir ders. Elbette ki ezber sorular geliyor. Geçmiş yıllarda ezber sorular baktığımızda hemen hemen 10 tanesi, 12 tanesi ezber soru şeklinde gelen coğrafya dersi artık tam tersine dönmüş durumda. Bizlere en fazla sordukları ezber soru sayısı 3, 4'tür ki bu bile çok fazla. Dolayısıyla bizlerin bu cihette bu derse çalışması gerekiyor. Bu anlatım tekniğiyle bahsetmiş olduğumuz bu teknikte çalıştığınız durumda özellikle şunu net bir şekilde göreceksiniz. Hem coğrafyada soruları çok rahat anlayabilecek, hem konuları çok rahat anlayabilecek, hem ezberinizi çok daha kaliteli bir şekilde yapabilecek. Yani bu anlatım tekniğiyle hem ezberleyebilecek hem olay örgüsünü anlayıp hem de yorumlayabileceksiniz. Sevgili arkadaşlarım umarım video sizler için faydalı olmuştur. Serinin diğer videolarını izlemek için takipte kalmayı unutmayın. Aynı şekilde matematik ve tarih videolarını eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde bu videolarımızın linklerini de aşağıya bırakacağız. Özellikle aranızdan birçok öğrencimiz sormaya başladı. Hocam TİMBK planlama ve genel kültür bilgi defteri ne zaman çıkacak diye sormaya başladınız. Sevgili arkadaşlar muazzam bir çalışma oldu. Hem gününüzü planlayabileceğiniz hem de genel kültür noktasında çıkması muhtemel. Bakın genel kültür diyorum. Bu yalnızca güncel bilgiler değil. Evet güncel bilgiler de mevcut ama içerisinde tarih ve coğrafya sorularının da bulunduğu muazzam bir planlama ve genel kültür bilgi defteri oldu. Örneklerini ekip arkadaşım PDF şeklinde 1 iki baskısını muhtemelen videoya ekleyecektir. Dolayısıyla tahmin ediyorum bir hafta içerisinde artık sizlerle birlikte olacak. Sizlere tavsiyem kesinlikle kullanmanızdır. Özellikle bizzat bizden danışmanlık hizmeti alan öğrencilere bunu zorunlu kılacağız. Sevgili arkadaşlar, sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları bizzat yanıtlamaya çalışıyorum. Her zaman ben yanıtlayamıyorum dürüst olmak gerekirse. Ekip arkadaşlarım da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fakat elimden geldiği kadar sizlere nasıl çalışmanız, süreci nasıl yönetmeniz gerektiği hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunun için de yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Tim Bey Kayla